Yes. I'm Ayşenur. I'm 10 years old. I'm from Malatya. Deras ögon är som små diamanter av hopp i en tid av död. Idag passerade den totala dödssiffran 20 000. Men barnen vi träffar här, Ayşenur och de andra, de gör bara det barn är bäst på. De försöker få tiden att gå. Skolan, den håller stängd. När den kommer öppna, det vet de inte. Precis som de inte vet om det är någon i klassen som kommer att saknas när skolklockan väl ringer igen. Kulumu özledim. Yani orada beraber arkadaşlarımızla hem ders işliyorduk, hocalarımı da özledim. En çok ailece oturup vakit geçirdiğimiz gün. Yani depremden bir gün önce ailemizle yani pizza yaptık. Onları beraber sohbet ederek yediğimiz gün. Men även om leken tycks ändlös och barnen outtröttliga är många stunder tårfyllda, obegripliga och bottenlöst sorgliga. Bakom allt vackert finns också smärta, berättar trebarnsmamman Aygül Nursa. Här kommer en kall, oviss, hungrig och orolig. Çok korktular. Yani burada hafif zaten artçı olduğu için yani yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Yani hiçbir yere gitmiyoruz. Başındayız ama gerçekten çok korktular. Bazen geceleri birdenbire kalkıyorlar. Korkuyorlar yani çok psikolojik zaten sıfır. Trots det, utanför tältet fortsätter leken, i alla fall för nu. Det verkar krävas mer än två jordbävningar och runt 650 efterskalv för att ta död på drömmarna hos en ung tjej. Büyüyünce ben de İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Yani İngilizceyi öğrenmek çok istiyorum. En sevdiğim şey yani İngilizce dersim zaten okulda da öğretmenim var. Çok iyi öğretiyor. Öğretmenimi de çok seviyorum. Onun sayesinde yani böyle öğrendim. Çok güzel öğretmenim.